Hepiniz hoş geldiniz. Canlarım, ciğerlerim. Bugün mutfağımdayız. Evet, film anlatımları, haftanın haber özetleri, vloglar falan derken kendimi bir de mutfakta buldum. Hadi dedim, madem vlog yapıyorum artık bundan sonra, mutfağa girip sizler için bir şey yapayım. Mart 9'u kurabiyesi yapacağım sizlere. Mart 9'u kurabiyesi ne derseniz bildiğiniz anne kurabiyesi diyebiliriz aslında. Yani bildiğin anne kurabiyesi, hiçbir farkı yok. Çok basit yapılan bir kurabiye aslında. Mart 9'u burada yarın kutlanacak. Yani bir nevi Nevroz gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte baharın gelişini aslında orman, işte yeşil alan, piknik alanı gibi yerlerde daha çok böyle piknik yapılarak kutlanan, Trakya'da kutlanan böyle güzel, özel bir gün. Yarın burada bununla ilgili bazı etkinlikler yapılacak. Hani bir önceki videoda Yayla Mahallesi'ne çıkmıştık ya. Yayla Mahallesi'nde o meydanda yapılacak. Bu benim yapacağım kurabiyelerden orada çok fazla yapılıp satılıyor. İçine yoğurt koyuyorlar. Şimdi orijinalinde bunun yoğurt var. Niye yoğurt koyuyorlar anlayabilmiş değilim. Yani yoğurt koyulduğu zaman biraz yumuşak bir doku su oluyor. Ben de sevmiyorum onu. Yani kurabiye dediğin şöyle biraz kıyır kıyır olması lazım bence, değil mi? Şöyle ağızda erimesi lazım diye düşünüyorum. O yüzden ben de bu sefer nasıl yapacağım bilmiyorum valla. Yani tek elle, tek elle bir taraftan çekim yapıp bir taraftan nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim böyle. Umarım başarabilirim. Neyse, bunun hemen arkasından da tuzlu bir kurabiye yapacağım. Bu arada ben 3,5 ay kadar pastacılık eğitimi almıştım. Profesyonel pastacılık eğitimi aldım. Birazcık da bu bilgime güvenerek bir şeyler yapmaya çalışacağım. O zaman hadi başlayalım. Malzemeler çok basit. Burada ben koymuştum zaten, yağ var biraz. Biraz sıvı yağ. Yani biraz sıvı yağ dedim, bir çay bardağı kadar sıvı yağ var. İşte bir su bardağı kadar, bir su bardağına yakın pudra şekeri var. Bir tane yumurta kullanacağım. Ya orijinalinde yine üstüne yumurta sürülmüyor. Ben de sürmeyeceğim. Vazgeçtim. Yani iki yumurta kullanacaktım. Bir tanesinin üstüne vazgeçtim. Biraz şeker var. Bu şekeri, toz şekeri kurabiyeyi bulacağız buna. Batıracağız. Çünkü üzeri şekerli olması gerekiyor. Orijinali böyle. Suyunu aldığım margarin var. Suyunu nasıl alıyorum? Normal margarin de kullanabilirsiniz ama suyunu aldığım margarin şöyle oluyor. Margarini eritiyorsunuz. Bir kaseye koyun. Bir kaseye koyun margarini. Dolapta dondurun. Sonra bir bıçak yardımıyla kenarından böyle tutup kaldırın onu. Altında suyu birikecek. Kasenin altında su birikecek. Onu atıyorsunuz. Geri kalanı kullanıyorsunuz. Yani bu. Yani bir nevi tereyağı görevi görüyor. İşte unumuz var aldığı kadar. Bir de portakal kabuğu rendemiz var. Ben içerisine biraz da limon kabuğu rendesi koydum. Umarım güzel bir aroma verecektir. Zaten normalde orijinalde portakal kabuğu kullanılıyor. Şimdi şu margarini şöyle yarısını kullanacağım. Diğer yarısını tuzlu da kullanacağım. Yumurtayı kırıyorum. Valla tek elle yapabileceğim galiba. Şöyle dursun. Sıvı yağ zaten koymuştum içerisine. Önceden, şimdi tek el kullandığım için bunların ağızlarını kestim. Bu vanilya ve kabartma tozunun ağzını da kestim. Çünkü tek el biraz zor olacak. Şimdi ben bunları biraz böyle birbirine karıştıracağım. Yani aslında şunu da ağzını açsaydım iyi olacaktı ama onun ağzını açmadık. İyi halt ettik. Şimdi bu vıcık vıcık elimle o kapağı dokunmak zorunda kalacağım. Ya tek elle de hakikaten zor oluyor bu arada. Ama neyse. Yani tripod da kullanmadım. Aslında tripod var. Niye kullanmadım bilmiyorum. Yani neyse, şöyle bardağı artık bunun elimle tutacağım. Pudra şekerini üzerine ilave ettim. Evet. Bu şeyi de koyuyorum. Rendeleri de koydum. Limon ve portakal rendesini de şöyle biraz sıyırayım. Evet, şimdi artık unu yavaş yavaş ekleyebiliriz. Şöyle benim
kaşığım var. O kaşığı kullanarak. Ya da boş ver kaşığı ya. Kaşıkla şimdi uğraşamam. Şöyle şu elekle şöyle biraz içerisine. Tabii benim gibi böyle cart diye hepsine atmayın. Siz kontrollü bir şekilde koyun. Ve ben tek el uğraştığım için beni zorlamasın diye böyle bir şey yaptım. Tabii neyi unuttum? Vanilya ile kabartma tozunu unuttum. Onu nasıl yapayım? Mecburen bunu bir yere bırakmak zorundayım. 2 dakika bekleyin. Durdurmak zorunda kaldım. Şimdi bunu böyle güzelce yoğuracağım. Vanilyayı bu arada 2 paket kullanın. Ne kullanacaksanız kullanın. Vanilyayı mutlaka 2 paket kullanın. Yani malzemeden kaçmayın asla. Çok daha güzel koku verecek. Ne yapacaksınız artık, kurabiye mi yapacaksınız, başka bir tür tatlı mı yapacaksınız? Kesinlikle vanilyayı 2 paket kullanmanızı tavsiye ediyorum ben size. Evet, bakalım yarın Yayla Mahallesi'nde şeyi merak ediyorum. Nedir o? Mart 9'u etkinliklerini merak ediyorum. İşte yumurta boyama etkinliğiyle falan başlayacakmış galiba. Ondan sonra konser monser falan bir şeyler var. İşte ben bunların hepsini çekeceğim. Yine güzel bir vlog hazırlamayı düşünüyorum. Güzel bir vlog hazırlayacağım. Yine sizlere de izlettireceğim. Yani şey paylaşacağım sizlere. Sizlerle konuşabilirsem bir de konuşabilsem süper olacak. Şimdi bu aslında benim istediğim kıvama yakın bir hale geldi. Ama ben şöyle bir kaşık daha un ilave edeyim. Neredeyse hemen hemen istediğim kıvama geldi. Nasıl? Bu arada beğeniyor musunuz çektiğim videoları? Umarım keyif alıyorsunuzdur. Yorumlara da hiç yazmıyorsunuz. Yani bir zahmet yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de tabii videoyu beğenip abone olursanız, yani abone olmadan izlemeyin zaten. Abone olursanız sevinirim. Evet, bu benim istediğim kıvama geldi. Tam böyle ele yapışmayacak bir kıvamda. Şimdi bunları böyle ceviz büyüklüğünde top top yapacağım ama tabii böyle bu şekilde yapamam. Böyle tek elle yapamam ben bunları. O yüzden kaydı biraz durduruyorum. Bunları halledip hemen geliyorum. Hemen beklerken dedim ya, bana birazcık müsaade edin, şunları bir top top haline getireyim diye. O esnada ben neler yaptım, neler hazırladım. Tepside birazdan göstereceğim size büyüklüğünü. Fırını da açtım. Fırına yollayacağız birazdan. Ondan sonra da tuzlu kurabiyeleri yapmak için malzemeleri hazırlayacağım. Yine o esnada kısa bir ara verebilirim. Tabii siz bu araları beklemeyeceksiniz. O ayrı bir konu. Şimdi bakın. Büyüklük şudur. Şöyle şu büyüklükte elinizle yuvarlayın. Tepsiye dizin bunları. Bu malzemeden yaklaşık kaç tane çıktı? 16 tane çıkmış. 16 tane kurabiyem var ama tabii bunlar böyle kocaman kocaman dev gibi kurabiyeler olacak. Hani bu Yaylı Mahallesi'nde göstermiştim ya size, işte etkinlik burada yapılacak diye. Geçen sene de Mart 9'u etkinliklerine gitmiştim. Buradan birkaç akrabayla birlikte gittik daha doğrusu. Ve bu kurabiyelerden bayağı bir canım istemişti. Oradan almıştım. Fakat çok kötü çıktılar. Yani bunun içerisine yoğurt koydukları için mi? O da etki ediyor olabilir. Ya da bunları birkaç gün öncesinden hazırlayıp bekletiyorlardır. Hani hazırda bulunsun falan diye. Yani beni buradan duyuyorlarsa eğer, o hani size kulübeleri göstermişti bir önceki videoda, hatırladınız mı? Yerli esnaf bu kulübelerde ürün satıyor demiştim. İşte o kulübelerden bir tanesinden almıştım. Yalnız dolma da almıştık. O dolmaların lezzetini unutamıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Zeytinyağlı dolmalar. Ama kurabiyeler maalesef kötüydü. Yani yumuşak yumuşaktı. Hiç sevmedim. Hiç hoş... Ben sevmem öyle şey. Yumuşak kurabiye hoşuma gitmiyor. Ne diyecektim başka? İğneada var burada. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki, Kırklareli'ne bağlı çok güzel bir yerdir İğneada. Bilmeyenler de açsın Google'dan baksın.
Orada bir fırında bu Mart 9'u kurabiyelerini satıyorlar. Muhteşem. İşte orada bayılıyorum. Oradaki fırında. Harika yapıyorlar bunu. Ama emin olun benim kurabiyeler de en az oradakiler kadar güzel olacak diye tahmin ediyorum. Tabii en korktuğum şey kurabiyede yayılma olayı. Umarım yayılmaz. Bu arada tabii fırında açmıştım. Şimdi ben bunları fırına koyayım. Bir ara vereyim, fırına koyayım. Sonra diğer kurabiyenin malzemelerini hazırlayayım. Ondan sonra tekrar geliyorum. Şimdi o tatlı kurabiyeler ve Mart 9'u kurabiyeleri pişe dursun. Şimdi ben de tuzlu kurabiyelere başlayacağım. Şimdi bunun için ne lazım? 2 tane yumurta kullanacağız. Bir tanesini içine koyacağız. Bir tanesini de sarısını üstüne süreceğiz ama beyazını da içine koyuyoruz. Onu unutmayın. Şöyle göstereyim. Tabii ben niye böyle kendimi çektim onu da bilmiyorum. Biraz kaşar kalmıştı. Bu kaşarı içine kullanmayı düşünüyorum. Yine kabartma tozu var. Bir tane yumurta var ama siz üstünde kakao olmayanını seçin. Bakın bunun üstünde kakao var. Siz kakao olmayanından kullanın. Yine dediğim gibi az önceki margarinin, susuz margarin yarısı, birazcık mahlep. Bunlar da böyle antin kontin olsun diye biraz, hani hep böyle gösteriyorlar ya. Biraz böyle antin kontin olsun diye bunların içerisine koydum. Canım o profesyonel şey, yani ben o kadar profesyonel yapmıyorum biliyorsunuz. Şeker, bir çorba kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, birazcık da sirke var. Yani bir çorba kaşığı kadar sirke. Hemen yağı da şuraya şöyle ilave edeyim. Bir çay bardağı da yağımız var. Şimdi bu susuz yağdan kullanıyorsunuz, sirke kullanmak zorunda değilsiniz. Sirke biraz kıyır, şöyle ağızda dağılsın diye sirke koyulabiliyor. Normal margarin kullanırsanız bunu kullan ama ben yine kullandım. Ama siz kullanmayabilirsiniz. Ve tabii her zaman gibi olmazsa olmazımız un. Şeyden fırından çok güzel kokular, böyle tatlı tatlı ve portakal, limon karışımı çok güzel kokular gelmeye başladı. Tabii dedim ya böyle antin kuntin şeylerin içerisine koydum bunları böyle güzel şekil gözüksün diye. Genellikle yemek programı yapan YouTuberlar böyle kullanıyor biliyorsunuz. Tabii canım ben onlara yetişemem yani. Onlar çok profesyonel şeyler yapıyorlar. Yani adamlar beni donunda sallar yani o derece. Şimdi ben yapmaya başlıyorum. Malzemeleri karıştıracağım her zamanki gibi. Şöyle yine ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğim. O hamuru elde ettikten sonra tekrar kamerayı açacağım. Yani böyle bayağı bir zor oluyormuş. Dayanamadım, hemen açtım. Ya zaten benim amacım burada sizlere yemek tarifi veyahut da işte pasta, tatlı, çörek tarifi vermek değil. Burada sizlerle birlikte sohbet etmek. Benim amacım o yani. Neyse ben başlıyorum. Evet. Bayağı bir uğraştım ama uğraşıma da değdi. Gözüme girdi. Hamur hazırladım. Umarım İstediğim gibi olmuştur ve oldu da zaten. Ama ben şu elimi yüzümü bir temizleyeyim. Ondan sonra tekrar geliyorum buraya. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Şimdi aşağı altına böyle bir yağlı pişirme kağıdı seriyorsunuz hamurun. Altına şöyle bir pişirme kağıdı koyacaksınız. Sonra bir top hamurdan alıyorsunuz. Yağlı kağıdın üstüne koyuyorsunuz. Onun üstüne bir tane daha yağlı kağıt serip merdane yardımıyla açıyorsunuz. Aynı bakın böyle bu şekilde. Şöyle göstereyim diyeceğim ama üstüne de tabak koydum. Şimdi bu tabağı niye koydum açılmış şeyin üstüne? Bakın bayağı bir ince bu. İnce olması gerekiyor çünkü bunu kıvıracağız böyle. Çok kalın olmasını istemiyoruz. Üstüne tabak koydum ki şöyle yuvarlak bir şekilde, güzel bir şekilde keseyim diye yaptım. Sonra bunu parçalara ayıracağım. Birazdan göstereceğim onu da. İyi ki de o kısımları size göstermemişim. O deneyeceğim şekli ilk defa denemiştim. O da olmadı. Tezgahın üstüne yapıştı. Ben en iyisi her zaman bildiğim gibi klasik yöntemime başvurayım. Onlara şekil verirken. İyi ki de göstermemişim. Rezil olacakmışım. Neyse birazdan yaptığımda onları da göstereceğim size tepside. Bu arada tatlı olanlar çıktı. Harika oldular. Tam istediğim gibi oldular. Şimdi onlar balkonda soğuyorlar. Birazdan tadım aşamasına geçeceğiz. Az önce bir deneme çekimi yapayım dedim. O da diyorum bu neden böyle flu gösteriyor. Un falan değmiş herhalde telefon ekranı. Tabii alışık olmadığım için. Ya aslında daha önceden böyle bir kanalım vardı.
yemek tarifleri yapacağım bir kanal, yaptığım bir kanal vardı. Fakat daha sonra vazgeçtim. Yani zaten bu işi çok iyi, benden daha iyi yapanlar var. O yüzden o kanalı vazgeçtim. Hatta o videoları da sileyim falan dedim de şeyi unutmuşum. O kanala nasıl gireceğim, yani şifremi unuttum. Giremiyorum. Hatta mail adresim neydi bilmiyorum. Sonsuza kadar kalacak herhalde. Neyse, şimdi ben hallettim şeyleri. Ortalığı temizledim, sildim, süpürdüm. Tuzlu kurabiyeleri de hallettim. Tabii ilk vermek istediğim şekil fiyasko olunca onu ilk kez deniyordum zaten. İkinci her zaman yaptığım gibi yaptım. Bu da muhteşem bir tarif. Bence uygulayın bunu da. Ama dediğim gibi benim amacım burada yemek tarifi ya da işte pasta, kek, çörek, börek tarifi vermek değil. Güzel, eğlenceli bir video çekmekti. Ben yine film anlatımlarıma, haftanın özetini yapmaya, yine vloglarımı çekmeye devam edeyim. Belki araya sıkıştırırım böyle mutfak videolarını falan. Bayağı bir zor. Yani hepsini de, yani teknik bir ekipmanınız yoksa biraz zor bu tarz şeyleri yapmak. Ona karar verdim. Şimdi göstereyim şöyle, bakın şurada minnoşlar duruyor şeyde, tepside duruyorlar. Kamerayı şimdi ters çevireceğim. Böyle bu yine ceviz büyüklüğünde böyle bu şekli verdim. Bunları böyle iyi kapatmaya bakın. Neden iyi kapatmaya bakın? Şimdi eğer yağlı bir peynir ya da kaşar peyniri kullanıyorsanız bu çatlaklardan bir süre sonra akmaya başlıyor. Siz yağlı bir peynir kullanmayın ya da kaşar kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ha, kullanacaksanız da eğer çok iyi kapatmaya çalışın. O da biraz vaktinizi alacak. Şimdi bunların üzerlerine şey süreceğim. Yumurta süreceğim. Ve susamla da süsleyeceğim. O yüzden birazdan yine geliyorum. Böyle yapması biraz zor. Bir taraftan telefonu tutmak, bir taraftan şey yapmak. Bak zaten kenarları bayağı bir sızdırdım. İşte anlayamıyorum. Yani bu ekrandan baktığım için anlayamıyorum maalesef. Ama ekrandan niye bakıyorsun ki? Şu yandan bak. Neyse, hadi görüşürüz. Evet, son görüntü bu. Böyle bu şekilde olması gerekiyor. İçine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Dışını istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi bunu ben fırına koyacağım. Tabii ilk başta şu fırını bir açayım. Güle güle. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra görüşürüz. Evet, aradan bayağı bir süre geçti. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar ben yemeğimi yedim. Karnım tıka basa doldu. Fakat tabii ki sizleri kırmayacağım ve yaptığım şeyleri şu an deneyeceğim. Az önce de gördünüz zaten. Tam da beklediğim gibi, istediğim gibi sonuç elde ettim. Şimdi bir tane şu Mart 9'u kurabiyelerinden hemen tadına bakıyorum. İnanılmaz güzel olmuş. Ağızda dağılıyor. Portakal ve limonun kokusu da gayet güzel, baskın. Çok da güzel ağza geliyor. Buruna geliyor diyelim daha doğrusu kokusu. Çok beğendim. Şimdi sıra tuzluda. Yani tuzluyu yıllardır yapıyorum zaten. Bu arada kaşar koymuştum içerisine ve çok da özen göstermedim kapatırken ama hiçbir taşma olmadı. Çünkü kaşarı sinek kadar koydum içerisine. Muhtemelen o yüzden kenarlarından, altından falan taşma yapmadı. Harika. Köpük gibi dağılıyor insan ağzında. Ama tabii şu an çok tok olduğum için bunların hepsini yiyemeyeceğim. Ama muhteşem. Çayla birlikte birer tane güzel gider. Evet, yine bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler bu videoda. Bu arada sıradaki anlatacağım film, biliyorsunuz filmde anlatıyorum. Anlatacağım film Postmortem adında Macar yapımı bir film olacak. Çok fazla beğenemedim.
Ama tabii detaylı bir şekilde Korku Koli'nin film anlatım kısmında bunu da izleyeceksiniz. Tabii yine haftalı özette gelecek. Yine vloglara devam etmeyi düşünüyorum. Vlog olayını zaten çok sevdim. Bayıldım vlog. O yüzden devam edeceğim. Ve muhtemelen yarın Kırklareli merkezdeki Yayla Mahallesi'ne çıkıp diyorum çünkü orası biraz yüksekte kalan bir bölge. O yüzden Yayla Mahallesi'ne çıkacağım ve oradaki etkinlikleri de bir vlog halinde burada paylaşmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.